etmeye durduruyorsun. Bir yapı oluyor mu? Turlu olmuyor. Ama şu civatalardan birisini belki bir taraftan takabiliriz. Şey, buradan daha önce şeyler olmuş. Olur mu acaba? Bu çeşitli kullar var hocam. Çeşitli. Şu olmadı. Kullabidadan bir tane daha alayım. Pul ben alayım. Pul. Küçük olan. Şimdi bir tane daha bir de sana alayım. Güzel bir oturdu oraya. Bunun bir de kafası olacak. Şöyle. Şöyle tam hizasında kurulmanla birlikte oturmuş oluyor. Ve döndüğü zaman buradan gelecek olan bir kayışı hareket ettirecek. Bunun nerede olacağı da yine tablanın altındaki değere göre. Tablayı burada bir belli bir alana sabitledikten sonra netleşecek. Şöyle yapalım yine. Bu motor burada. Şu arkadaşlar bilgileri sıkıştıracak. Z motorlar olacak. Tablanın altına koyduk. Şu hareketli olan başlığımız, extruder ne diyor lan, başlık. Şöyle bir şey. Bunun burada filamente sıkıştırabilsin diye bir parça var. Yine vidayla sıkılarak ayarlanacak olan bir şey. Eriterek gelecek. Bir sürü kablosu var. Bunlar ayarlanacak. Bir de fanı var. Burada yine bu sağa sola hareket edeceği için yine sekman mı deniyor o hareket ettiren, kaydıran parçalardan takmak gerekiyor buraya 3 tane. Bunlar içinde yine cırt kullanacağız. Bana ver oradan. Parça ver. Şu kaydıran bunu. Şöyle. Şurada yine cırt için bir delik yapmışlar. Çok da güzel yapmışlar.
Köşkünden çıkıyor muyum bilmiyorum. Ver bir tane daha. Keselim. Şimdi bu arkadaş sağa sola hareket edecek. Ama bunu tutacak parçaya ihtiyaç var. O da şu parça. Bu parça sağa sola gidişi gelişi sırasında iki tane metalle bunu tutacak. Şurada iki tane delik var. Bu iki deliğe parça giriyor. Bunlar sekmanlara denk gelecek şekilde ileri geri hareket edecek. Dolayısıyla iki tane de metal parça ihtiyacım var. Onu hareket ettirecek olan ya o ya olacak. Ölçmek için şöyle yapabiliriz. Şimdi iki bu tane boyu var. Bu olsa bir ucu burada, diğer ucu şurada. Böyle olur. Şöyle getirdiğimiz zaman oturuyor gibi. Şu delikler, buradaki bu deliklerden Z motorun çubuğu, yani şu çubuklar geçecek. Bu çubuklar geçeceği için tam bunun hizasına gelmesi lazım. Şöyle yukarıdan baktığım zaman bu taraf geliyor ama bu taraf gelmiyor. Demek ki bu çubuk kısa. Bu olmaz. Çıkaracağız ama. Daha uzun bir çubuk var elimizde. Boy olarak daha uzun. Bunu deneyelim. Oturuyor. Demek ki bu doğru. Tabii yanlış yöne takmışız ama. Vallahi çıtır çıtır ediyor. Korkutucu. Şimdi bir tarafı bu. Diğer tarafı bu. Bunların hangisinin hangi taraf olduğu ile ilgili üstünde left right yazıyor. Left right. Tabii bu taraftan bakarsan mı left, öbür taraftan mı? Onu bilmiyoruz. Herhalde bunun önü böyle. Motor arkada kalıyor yani. Demek ki bu böyle sağda, bu böyle solda olacak. Şöyle olacak. Tabii bu ne yapacak? İçerisinden ekstrüdörü geçirecek. Yani şu arkadaşı geçirecek. Şu şekilde. Böyle içerisinden geçecek. Ve diğer çubuğumuz hangisi değil mi? Şu şekilde diğerine bağlanacak. Taktıkça çıtır demiş. Şu şekilde olacak. Karşı tarafında da diğer arkadaşımız şöyle olacak. Var. Ya ne alalım. Evet. Böyle hareket edecek. Tabii bunun hareketi de yine bir kayış vasıtasıyla oluyor. Yani
Bu hem yukarı aşağı gidecek bu şekil, hem de kendi içerisinde sağa sola gidecek. Bunun sağa sola gitmesini sağlayan bir motor olacak burada. Tam olarak. Bu motor şu kenardaki şu arkadaşlara kayışla bağlanacak. Yine aynı mantık. İleriye, geriye hareket ettirecek. Bu tarafta bir motor varsa, bir kayış varsa, kayışın bir de karşı tarafında olması lazım dolayısıyla. Yani bunu buraya koyduğumuzu düşünürsek, karşı tarafta da yine bir çubuğumuz olacak, çelik çubuk. Şu çubukta sanıyorum veya şurada bir delik var. Şu delik, bu delikten. Bundan emin değilim, buna biraz bakmamız lazım. Bir sekman oturtup o sekman üzerinden gidecek gibi duruyor. Şimdi bunun hareketini sağlamak için sağ sol hareketini sağladık ama yukarı aşağı hareketini sağlatmak lazım. Şu düzlemde Z motorları bunu aşağı ve yukarı çekmesi lazım. Şimdi yukarı şu stop olacak. Ve aşağı hareket edecek. Bunun için aşağı doğru çubukların tutması gerekiyor. Şu iki çubuk şuradan ama aşağı doğru hareketini sağlayacak ve bunu tutacak. Şu şekilde. Bunlar da yukarıda, evet, Neslihan'ın tuttuğu gibi tutturulacak. Bu taraftan göster istersen. Yok. Şöyle. Şu sıkıştırılacak. Ve bunun üzerine aşağı yukarı hareket edecek.